Gelibolu, Çanakkale ve Anafartalar köylerinde harap olmuş ev ve binaların sağlam malzemeleri kullanılmıştır. Akşamlar efendim. Ben Yonca Özden. Ton TV Haber Merkezi'nin hazırladığı bültenimizle karşınızdayız. 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen fakat sonrasında elinden mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimleri açık farkla tekrar kazandı. Seçim zaferinin kesinleşmesiyle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Ekrem İmamoğlu zaferi kucaklaşarak kutladılar. Resmi olmayan sonuçlara göre 806.415 farkıyla seçimi önde bitiren ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu seçim zaferini YSK'nın 31 Mart seçimlerini iptal ettiği günden bu yana yanında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'le kucaklaşarak kutladı. Aylardan bu yana İstanbul'a adeta kamp kuran ve Ekrem İmamoğlu'nun hukuki süreci yöneten ekibine liderlik eden Muharrem Erkek, İmamoğlu'yla zaferi birlikte kutladı. Evet, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 23 Haziran seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmayı takipçileriyle paylaşarak, tüm karalama ve yalanlara İstanbul'u cevabını bir kez daha ve daha ağır bir sonuçla verdi. İstanbul'a sosyal demokrat belediyecilik anlayışını getirecek olan Ekrem İmamoğlu'nu ve tüm İstanbulluları bize yaşattıkları mutluluk için yürekten tebrik ediyorum dedi. Evet, resmi olmayan sonuçlara göre büyük farkla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu cephesinde sevinç yaşanırken AK Parti kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendiren AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, sosyal medyada hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi toparlanın gitmiyoruz paylaşımında bulundu. 23 Haziran seçim sonuçlarını sosyal medya üzerinden değerlendiren bir diğer kişi de AK Partili Ayhan Gider oldu efendim. Gider durmak yok, yola devam dedi. 23 Haziran seçim sonuçlarına dair sosyal medyada paylaşımda bulunan Ayhan Gider, milletin kurup 17 yıldır takdir ettiği AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde milletimizin bize bir mesajı alıp gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra daha güçlü yola devam edebilecek bir lider, kadro ve anlayışa sahip bir partidir. Durmak yok, yola devam Recep Tayyip Erdoğan, Bay Demokrasi ifadelerini kullandı. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler sınav sonuçları sorgulama sayfasına ve tercih kılavuzuna çevrildi. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı'nca orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzuyla tercihlere esas kontenjan tabloları yarın yani 25 Haziran Salı günü yayınlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak. Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarına 2018'de okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçlarıyla ilk kez merkezi sınav değerlendirme raporunu da yayımladı. Evet, Çanakkale Valiliği himayesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında
Çanakkale Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Berat'ı tevcih töreni Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Yapılan konuşmanın ardından Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uçağı, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karışit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Necdet Erdinç tarafından 178 Kıbrıs gazimize Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Berat'ı takdim edildi. Kurum müdürleri, gaziler ve ailelerinin katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Berat'ı tevcih töreni fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Evet, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde 35 ev hanımı kendi yaptıkları ev yemeklerini ve ürünlerini satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Bir sene önce köydeki ev hanımları için tahsis edilen gün batımı aile halk bahçesinde kendi yaptıkları ev yemeklerinin yanı sıra el yapımı ürünler de satan köy kadınları uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek Babakale Köy Muhtarı Bekir Vargün'e teşekkür ettiler. Bu uygulamayı köy kadınlarının talebi doğrultusunda hayata geçirdiklerini aktaran Muhtar Bekir Vargün, "Burası Babakale'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada 35 tane ev kadınımız çalışıyor, evde yapmış oldukları organik ürünleri satıyorlar, gözleme, börek yapıyorlar, evlerine, kendi bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bu uygulamadan da kendileri çok memnun. Köyümüze böyle güzel bir şey yaptık, biz de çok mutluyuz. Daha da güzelini yapmak istiyoruz. Kadınlarımızı mutlu gördükçe biz de daha mutlu oluyoruz. Tabii ki her gün 2-3 kişi dönüşümlü olarak, gün alarak çalışıyorlar," dedi. Evet, Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde peynir üreticilerinin en büyük sorunlarından peynir altı suyunun değerlendirilmesi ve yurt dışında Ezine peynirinin markalaşma süreci çalışmaları toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. ÇÖMÜ öğretim üyesi Doktor Halil Ersin Avcı ve uzman Erol Osman tarafından Çanakkale'deki peynir üreticilerinin en büyük sorunlarından peynir altı suyunun değerlendirilmesi ve yurt dışında Ezine peynirinin markalaşma süreci, Avrupa Birliği fonları ve projeleri konusunda Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali Orhan Tavlı, altyapı çalışmaları hızla devam eden Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde peynir altı suyunun değerlendirilmesi konusunda gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmasını ve yurt dışında Ezine peynirinin tanıtımına katkı sunacak Avrupa Birliği fonları ve projeleri konusunda Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan gerekli teknik desteğin alınarak çalışmalara hız verilmesi talimatını verdi. Çanakkale'de yaşayan Kadri Evgin'in 4 yıl önce şeker hastalığına bağlı olarak sol ayağı kesildi. İki böbreği de iflas etti. Yaşam mücadelesini bırakmayan Evgi, 2,5 yıl önce yaptığı nakil başvurusundan gelen sevindirici haberle hayata tutundu. 7 Haziran'da böbrek nakli yapılan ve sağlığına kavuşan Evgi, diyalize bağlı yaşamaktan kurtuldu. Çanakkale'de yaşayan Kadir Evgi, 2005 yılında ayağında oluşan yaralar nedeniyle hastaneye gitti. Tedavisinin ardından ilaç kullanmaya başlayan Kadir Evgi, 2012 yılında gözlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle tedavi için gittiği hastanede şeker hastası olduğunu öğrendi. İlaç tedavisine devam eden Kadir Evgi'nin sol ayağı 2016 yılında oluşan iltihap nedeniyle kesildi. İki böbreğini de kaybetti. Yaşadığı bunca talihsizliğe rağmen pes etmeyen Kadir Evgi, 2,5 yıl önce ÇÖMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakil için başvurup sıra gelmesini beklemeye başladı. 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan 1 Haziran günü de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Murat Çakman'ın ailesi tarafından bağışlanan iki böbrekten biri 7 Haziran'da nakil için sıra bekleyen Kadir Evgi'ye nakledildi. Sağlığına kavuşan Evgi'nin ilk işi kana kana su içmek oldu. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tekrardan. Evet, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İlyas Fakı köyünde Makilik'te çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü. Bölgede elektrik akımına kapılarak alevler içinde yere düşen kargadan çıktığı tahmin edilen yangına
Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 3 arazöz ve Ayvacık Belediyesi'ne ait su ikmal aracıyla müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 6 dönümlük makilik ve tarımsal alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet, Çanakkale'den mimar ve sivil aktivist İsmail Erten İstanbul Kültür Sanat Vakfı davetlisi olarak 25-27 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak adlı uluslararası etkinlikte sunuş yapacak. Sivil aktivist mimar İsmail Erten konuyla ilgili yaptığı açıklamada sunuş yapacağım bölüm kolektif hafıza ve yerel etkileri konulu oturum olacaktır. Tarafımdan paylaşım istenen konular ÇEYAP, Çanakkale Koruma Planı ve Kent Kültür Mekanları Müzeler olacak ve Kent Müzesi, Seramik Müzesi, Korfman Kütüphanesi üzerine yoğunlaşacaktır dedi. Tüm oturumlar İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ve Hollanda Başkonsolosluğu'nun Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak. Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlamasıyla 24 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 41 mülteci sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Alınan bilgilere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kayalar Köyü sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 41 Afganistan uyruklu mülteci yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sivrice Burnu açıklarında yapılan operasyonda yakalanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 mülteciye giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Ayvacık yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. Evet, altının gramı, gram fiyatı haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 257 lira 9 kuruş seviyesinde dengelendi. Cuma günü ons altın ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın günün önceki kapanışa göre 1,8 primle 261 lira 9 kuruştan tamamlandı. Gram altın bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre %1,53 azalışla 257 lira 9 kuruş seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1745 liradan satılırken 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre %2,47 yükselişle 261 lira 9 kuruştan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 24 Haziran altın fiyatları, güncel altın fiyatları. Gram altın 257 lira 9 kuruş, çeyrek altın 426 lira, küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen ons altın 1402 dolardan işlem görüyor efendim. Evet sevgili izleyiciler, bu akşamlıkta bülten haberlerimizin sonuna geldik. Bültenimiz ekonomi ve hava durumuyla devam edecek. Bizlere 0286 alan koduyla 213 66 67 ya da 0549 500 1717 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Yarın akşam saat 18'de Ton TV ana haber bülteninde buluşuncaya dek efendim hoşça kalın, iyi akşamlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma, her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay.
oyunculuk. Paşa Kuyumculuk ekonomi haberlerini sunar. Borsa İstanbul günü artışla kapadı. Borsa 1,36 puan artarak günü 95,297 puandan kapadı. Çanakkale altın piyasasında ise fiyatlar şöyle oluştu. Çeyrek altın 430 liradan, Cumhuriyet altını 1770 liradan, 22 ayar bilezik ise 255 liradan alıcısına ulaştı. Serbest döviz piyasasında dolar 5 lira 79 kuruştan işlem görürken, euro 6 lira 60 kuruştan alıcısına ulaştı. Paşa Kuyumculuk ekonomi haberlerini sundu. Etili Seramik hava durumunu sunar. Alınan bilgiye göre Çanakkale ili ve ilçelerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle oluşacak. Çanakkale güneşli 22.35, Ayvacık güneşli 20.33, Bayramiç güneşli 19.35, Biga güneşli 20.34, Bozcaada güneşli 23.32, Çan güneşli 18.33, Eceabat güneşli 21.33, Ezine güneşli 20.35, Gelibolu güneşli 21.33, Gökçeada güneşli 21.30, Lapseki güneşli 20.30.